Bir hırsız Demokrasi Bulvarı girişinde bulunan baharatçının ön kısmındaki tezgahtan lokum alarak parasını ödemeden kaçmaya çalıştı. İş yerinin olayı fark etmesiyle fazla uzaklaşmadan yakayı ele veren hırsız polislere teslim edildi. Aynı şahsın daha önce de gece geç saatlerde koltuğunun altında içki şişesiyle gelerek tezgahın üzerindeki örtüyü açtıktan sonra keçi boynuzu ve çeşitli çerezlerden aldığı belirlendi. Öte yandan iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen dükkan sahibi hırsızın rahat tavırlarını görünce şoka uğradı. Gece 1:30'da bu adama benzer görüntüsü, o mu değil mi bilmiyorum tam. Yine gece açmış şeyin üstlerini, oradan dışarı almış. Poşete getirmiş, yani dezen poşetlere doldurup böyle o şekilde gidiyor. Ancak geldi kamerada, burada gösterdim kendini aldığını. Ya o an bir an aldım dedi. İstesen biz veririz dedim yani. Hem de büyük büyük kalıp alıyor böyle şeyini, pahalı lokumlardan. Önceki o çekimi gösterdim. Bu da benim dedi. Şelale polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FG, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat'ın Hisar mahallesindeki telefon satış mağazasına gelen bir şahıs, teşhir için içerideki vitrine konulan cep telefonlarından üçünü cebine atıp gitti. Mağaza çalışanları diğer müşterilerle ilgilenirken kaşla göz arasında cep telefonlarını cebine indiren zanlının rahatlığı ise pes dedirtti. Durumun fark edilmesi üzerine olay polise ihbar edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen şahıs, Şelale Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorgun Çamlı, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yapmıştı. Ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen taşeron firmaya bağlı 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. Ağaçları keserek götürdüğü belirlenen FD'nin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği bildirildi. Otellere ait güvenlik kamerası görüntülerinde kamyona kepçenin yardım etmesi, kamyonun ağaçları götürmesi, ağaçların tartılması işlemleri yer aldı. Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı mahallesinde meydana gelen olayda avukat Ahmet Yetiz ofisinde yaşamına son verdi. 53 yaşındaki Yetiz sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı. Bunun üzerine Yetiz'in eşi durumu polise bildirdi. İhbarı alan polis Yetiz'in ofisine gittiğinde avukatın cansız bedeniyle karşılaştı. Başından tabancayla ateş ederek yaşamına son verdiği belirtilen avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polisin avukatın bürosunda yaptığı araştırmada çocuklarıma iyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım, ölümümden kimse sorumlu değildir notunu buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manavgat'ın Sorgun Titreyen Göl Caddesi'nde meydana gelen kazada virajı alamayan bir araç orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsüyle yanındaki arkadaşı yaralı olarak kurtuldu. Aracın çarptığı palmiye de kökünden sökülüp devrildi. Kazazedeler sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yedi renkli göl olarak bilinen ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü'ne son yağışlar adeta can suyu oldu. Eğirdir Gölü'nün su kotu bir hafta içerisinde 8 santim yükselerek 915.34 metre seviyesine ulaştı. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Müdürü Süleyman Can, göl seviyesinin yükselmeye devam etmesini beklediklerini söyledi. Geçen haftayla bu hafta arasında
Yaklaşık olarak 8 santimetre bir yükseliş meydana gelmiş. 11 Şubat'ta yapmış olduğumuz ölçümde 915,26 metre göl kotumuz mevcut iken bugün itibariyle 915,34 santimetreye ulaşmış durumdayız. Yaptığımız gözlemlerde taban sularının yavaş yavaş dolmaya başladığını ve geriye bırakmaya başladığını gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçte gölün daha hızlı yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle 8 santimetre bir yükselme meydana geldi. Toplamda 41 santimetreye ulaştık. İnşallah geçen yılki en yüksek seviyemiz olan 915,88'e ulaşıp geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Eğirdir Gölü'nde su kotu 19 Şubat 2021 tarihinde 915,83 metreydi. Gölün su kotunun geçen yıla oranla hala 49 santim daha düşük seviyede olduğu öğrenildi. 2 Şubat'ta ve 9 Şubat'ta yağan karlar neticesinde gölümüzün epeyce bir miktarda yükseleceğini tahmin ederek ölçümümüzü yaptık. Şu an itibariyle buz. Buz olmasına rağmen ölçümümüzü gerçekleştirdik fakat net olduğunu söyleyemeyiz. 200 santimlik bir değişim söz konusu olabilir.